Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Profesör Doktor Fuat Sezgin'in hayatının ve çalışmalarının anlatıldığı dijital gösterim merkezi Taksim Meydanı'nda ziyaretçilere açıldı. Başkanım, 2019 yılı Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlendi ve siz de bu faaliyetler kapsamında bir dijital gösterim merkezi açtınız. Neler söylemek istersiniz? Tabii burası Taksim Meydanı, Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü, vitrini. Bu anlamda Fuat Sezgin gibi İslam bilim tarihini dünyaya tanıtan bir şahsiyetin, medeniyetimizin önemli bir şahsiyetinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi dolayısıyla bu değerli şahsiyeti, Fuat Sezgin hocamızı tüm dünyaya tanıtmak, özellikle İstanbullu, Türkiye'de bütün gençlerimizin, bütün dünyada gençlerin gelip burada 1000 yıl önce İslam biliminin var olduğunu ve bu yolculuğun Avrupa'ya kadar uzanan bir bilim tarihi yolculuğu olduğunu herkesin görmesini ve bilmesini istiyoruz. Bunun en uygun yeri Taksim. Elbette ki çalışmayı yapan yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Tabii biz Beyoğlu Belediyesi olarak Taksim Meydanı, burada ev sahibi belediye başkanı olarak buradayız. Her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bu serginin manuel bir şekilde Forex baskıyla yine Taksim Meydanı'nda 40 tane objeyle, görselle İstanbulluların, özellikle gençlerimizin sunumunu yapacağız, sergileyeceğiz. İnanıyorum ki gençler matematiğin, bilimin, fenin bizim İslam medeniyet tarihimizden kaynaklı olduğunu görecekler. Elbette ki Avrupa'da değerli ilmi şahsiyetler var. Onların da tanınması, bilinmesi. Fuat Sezgin Hoca'nın ama diyor, Biruni'yi de bilin, Harezmi'yi de bilin, onlar kadar kıymetli İbn Sina'yı bilin, evet Hipokrat'ı bilin. Bütün gençlerimize bu bilim tarihine bir yolculuğa davet ediyoruz. Çok istifade edecekleri, gelenin hayran kaldığı, çok etkilendiği bir sergi. Emeği geçenlere, özellikle Fuat Sezgin Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bilal Erdoğan Bey'in çok ciddi katkıları var. Tabii ki Cumhurbaşkanımız Fuat Sezgin Hoca'ya vefatı münasebetiyle bir vefa gösterdi. Kütüphanesi geçtiğimiz günlerde açıldı Gülhane Parkı içerisinde ve kabri de orada. Bütün gençlerimizin hem bu dijital sergiyi, hem hocamızın kabrini, hem de oradaki kütüphanesini, Fuat Sezgin Kütüphanesini ziyaret etmelerini hassasiyetle tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Sağ olun. Bu görmüş olduğunuz eserler Fuat Sezgin tarafından İslam medeniyetinde yaptırılmış olan ve kendisinin müzesinde sergilenmek üzere yaptırdığı eserler. Bu görmüş olduğunuz iki eser Usulap. Aslında bu Nasrulus da tarafından yapılmış, 927 yılında yapılmış bir usulap. Usulaplar neler? Üzerlerinde yıldızların haritası olan bir alet diyebiliriz. Konum belirlemede yardımcı oluyorlar. Bu görmüş olduğunuz usulabın üzerindeki disk 33 derece Bağdat enlemini göstermekte ve bu şekilde konum bulmakta. Ayrıca yıldızların konumunu da bulmakta. Evrensel diskler ise çok daha kapsamlı aletlerdir. Bu görmüş olduğunuz eser ise Biruni'nin ay takvimi. Üzerinde ayı, güneşi ve dünyayı gösteren çemberler var. Tıpkı bugünkü gibi aslında ayın ve güneşin konumunu belirliyorlar. Bugünkü telefonlarımızdaki uygulamalar da aynı bu aletin yaptığını yapıyor.